Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya giriş yapmadan önce arkadaşlar 13 bin aboneyi geçtik. Ailemiz büyüyor. Her ay 1000 aboneden fazla insan geliyor. Ama ne yapıyoruz? Şu zil sesini unutuyoruz arkadaşlar. Zil sesine tıklarsanız abone olduğunuz zaman sizlere yeni videolar eklediğimde daha çabuk ulaşsın diye. Buraya da Instagram adresimi bırakıyorum. Aynı reklamcı gibi oldum değil mi aşk? Her yere bir şey koyuyoruz. Instagram adresimde takip ederseniz arkadaşlar günlük reel videolarda, içeriklerde Fransa ile ilgili alışveriş videoları, araba fiyatları bunların hepsini paylaşıyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz memnun olurum. Tüm sorularınızı da oradan yanıtlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar en çok gelen soruların içerisinde de oturum izni, resepse, işte Fransa'ya geldiğimiz zaman kaç yıllık oturum kartı alıyoruz, süresiz oturum kartı var mı vesaire vesaire bir sürü sorunuz geliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi evlenip buraya geldiğiniz zaman biliyorsunuz OFİ'den pasaportun üstüne geçici yapışkanlı bir vize veriyorlar. Neydi o? C mi? D mi? Yani hani tüm Schengen vizesi alıyorsunuz. Çalışma izni üstünde oluyor. Orada zaten aile birleşimi olduğundan bahsediyor evlilikle ilgili geldiğiniz arkadaşlar. Ondan sonra o vizenin tarihi bittiğinde ilk başvuruyu yaptığınız zaman, şimdi tabii kanunlar değişiyor bilmiyorum da, önceden 1 yıllık veriyorlardı. Şimdi 2 yıllık veriyorlar arkadaşlar evli insanlara. 2 yıllık kartınızı alıyorsunuz. Ondan sonra bu kart 3 sene sanırım. 3 sene Fransa'da devam ettiği, yani ikame ettiğinizden sonra ikinci başvurunuzda 10 yıllık kartınızı alıyorsunuz. Ama artık arkadaşlar 10 yıllık kartı Fransa'da B2, yani Fransızca seviyeniz B2 diplomanız olmadan 10 yıllık oturum kartını vermiyorlar. Çünkü görüyorum yorumlarda falan, hani Fransa'ya geldim hemen ikinci de 10 yıllık aldım falan, sert şey olmadan, B2 belgeniz olmadan arkadaşlar 10 yıllık oturum kartı alamazsınız. 2 yıllık veriyorlar. Bunun altını çizelim. Yani bunu bütün her yerde araştırabilirsiniz. Prefektörlüklerde önceden alabiliyordunuz mesela. Yani bir yıllık aldın, bir yıllık aldın. Üçüncüde direkt 10 yıllığı veriyorlardı. Şimdi Fransızca B2 seviyesinde olmadan, o sertifikayı almadan, siz zaten devlet yönlendiriyor. Onların belirlediği yerlere gidebiliyorsunuz. O sertifikayı aldıktan sonra 10 yıllık oturum kartını alırsınız arkadaşlar. Onun dışında gelen sorularda da işte mesela oturum kartını yenileme süresinde size resepse veriyorlar arkadaşlar. Geçici oturum kağıdı. Bu kartla mesela işte hani Türkiye'ye gidebilir miyim, yurt dışına çıkabilir miyim vesaire. Uçakla resepseyle Türkiye'ye falan gidip gelebiliyorsunuz. Arabayla da gidip gelebiliyorsunuz ama bu bazen mesela sınırda, Hırvat'ta, Sırbistan'da çok dönen kişiler var. Hani kişiye bağlı iş diyelim arkadaşlar. Resepseyle mesela bazen geçirmiyorlar hani oturum kartı şey olmadığı için. Mesela bazı insanlar yazıyor hani eski oturum kartı da elimde resepseyle, o anki oradaki çalışan personelle alakalı arkadaşlar. Kanunen normalde sıkıntı çıkartıyorlar ve bir sürü insan da mesela Fransa'ya geri döndüğü, burada Facebook adresi var mesela Türklerin Fransa'da birleştiği, bir Le Bon Coin diye bir site var. Le Bon Coin Türk diye. Orada mesela hani insanlar yaşadıklarını anlatıyorlar arkadaşlar. Dönen de var, sıkıntı yaşamayan giden de var. Bunun altını çizelim ama uçakla giderseniz bir sıkıntı, yani riske girmeden uçakta o resepseyle, yani geçici oturum kağıdınızı Türkiye'ye gidip gelebiliyorsunuz. Bundan yani bir sıkıntı yaşamazsınız. O yüzden kart yenilemenizi de tabii, yani o artık hangi ayda başvurduğunuza bağlı, erkenden başvurunuzu yaparsınız. Oturum kartınızı, ben karayolunda mesela resepseyle bir yolculuk yapmadık. Hiç riske girmedik yani açıkçası. Oturum kartımız geldiğinde ilk sene, yani bahsettiğim 3-5 sene önce oturum kartımız gelir. Ondan sonra sıla yoluna çıkardık arkadaşlar. Uçakla resepseyle gittiğimiz oldu. Yani benim gittiğim oldu. Bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. O yüzden ilerleme böyle. Ama yani 10 yıllık oturum, yani burada Fransa'daki gibi süresiz oturum vermiyorlar arkadaşlar. 10 yıllık oturumunuzu almanız için bunu, yani B2 Fransızca sertifikanızın olması gerekiyor. Onun dışında 2 yıllık alırsınız. Bunu da altını çizelim. Yani hemen alıyorlar 10 yıllık falan diye. Evlilikle gelenlerden bahsediyorum arkadaşlar. 10 yıllık kart almak için ne yapıyoruz? B2 sertifikası bulunması gerekiyor. Dediğim gibi hani Fransa'da bölgeler değiştiği için arkadaşlar bazı yerlerde 4 yıllık da verenler var. Ama genelde 2 yıllık veriyorlar. Yani 4 yıllık alırsınız, ondan sonra 10 yıllığa başvurursunuz direkt. Bu dediğim gibi belediyelerin ve departmanların değişikliği, yani hani her bölgede, hani size daha önceki ehliyet videomda bahsettiğim gibi bölgede kurallar değişebiliyor ama 10 yıllık almanız için kesinlikle B2 sertifikanız olması gerekiyor. Ondan sonra kafanız rahat olur. Rahat rahat yaşarsınız arkadaşlar. Fransız bir eşle evli olduğunuz zaman arkadaşlar 3 yıldan sonra vatandaşlığa başvurma hakkınız sahip oluyor. Ama tabii ki bunun için iyi bir Fransızca bilmeniz gerekiyor. Fransa'nın yasalarına, kanunlarına, hani bizde nasıl İslam maaşıdır vesairedir. Fransa ile ilgili, devletle ilgili her şeyi bildiğiniz zaman arkadaşlar, sürekli yani devamlı 3 yıl oturduktan sonra arkadaşlar Fransa'nın içerisinde de
Fransız vatandaşlığına başvuru yapabiliyorsunuz. İnşallah genelde bir sene içerisinde çıkıyormuş. Rahat rahat Fransız vatandaşlığınızı da alırsınız ama tabii ki çok iyi Fransızca bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında mesela hani yani bana şu sorular da hep geliyor arkadaşlar. Abi hani Fransa'da oturum kartıyla vatandaşlığı olanın arasında bir fark var mı diye. Ne yapıyorsun arı ya? Aha. Ya video ya çekiyoruz gitti, burada ya. Buranda. Nerede? Ya, bak orada masanın üstünde. Kalk bence aşkım. Ya Allah Allah. Tamam arkadaşlar bunu kesmeyeceğim. Arada kalsın. Bak ne zorluklar yaşıyoruz. Kokuma geliyorlar. Parfüm sıktım da. Neyse. Oturum hani oturum hakkımızla Fransız vatandaşlığı olan hani kişiler arasında bir fark var mı? Yok. Burada hani ayrım yapılmıyor. Sigorta da aynı şekilde. Çalışma hayatınız, her şeyiniz. Ama tabii farklılıklar hani yani bazı ülkeler İngiltere'ye mesela oturumla vize almadan gidemiyorsun ama Fransız vatandaşı buna gidebiliyor. Bu tür şeyler var. Ama tabii ki vatandaşlık almak artısı olur sonuçta. Yani oturumum var da vatandaşlığa başvurmayayım diye bir şey yok. Tabii ki Fransız vatandaşlığı burada bir hayat sürmek istiyorsanız Fransız vatandaşlığı almak tabii ki sizler için artı olur arkadaşlar. Türk vatandaşlığınız da var. Sanırım Almanya'da kurallar bazen değişik galiba değil mi? Hani iki vatandaşlık vermiyorlar. Ya Alman vatandaşı ya Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Ama Fransa'da böyle bir şey yok. İki vatandaş mesela benim eşim de çift vatandaş. Bir sıkıntı çıkmıyor. Tabii ki yani burada yaşamak istiyorsanız hayalleriniz buradaysa vatandaşlığı almanız da sizin için artı olur sonuçta. Fransız vatandaşı olmanın bir zararı olmaz. Bu var ama dediğim gibi bir ayrım hani yani hani sen oturumun var. İşte sen vatandaşsın, iş hayatında bir sıkıntı çıkarmazlar size onun için yani. Hani bir ayrımcılık görmezsiniz. Sosyal hakkınız, sendikanız, her şeyiniz eşittir yani. O konuda bir sıkıntı olmaz. Ne bankada olsun, hastanede olsun, kimse kimseye bir öncülük yargılamaz. Hani böyle sorularınızın merakınızı anlıyorum muhakkak ama bu konularda sıkıntılar yaşamazsınız arkadaşlar. Ama tavsiyem size dilinizi öğrenin, vatandaşlığınızı alın arkadaşlar. Fransız vatandaşı olun. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Merak ettiniz oturum kartı ile ilgili, vatandaşlık ile ilgili. Elimden geldiği kadar sizlere bilgiyi paylaşmaya çalıştım. Buraya aşağı Instagram adresimi de bırakıyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz memnun olurum. Günlük videolar, alışveriş videoları, araba fiyatları ikinci el vesaire günlük yaşantı ile ilgili içerikler paylaşıyorum. Kanalımıza da abone olup zil sesini de açarsanız sevinirim ki içeriklerimize anında ulaşın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Arı olayını kesmedim. O da en azından günlük o anda yaşadığım bir şey kalsın içinde diye acık güldürebildiysem size ne mutlu. Bizlere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.